Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere zincir kenarına fili kaya tekniği nasıl yapılır bunu göstermeye çalışacağım. Kullandığımız ipimiz altın başak polyester ip. Bu şerit zincirin yapılışı videolarım arasında mevcut. Ben bunu zemin olarak kullandım. Sizler ister zürafanın üzerine isterseniz bu şekilde şerit zincir üzerine çalışabilirsiniz. Hemen yapılışına geçelim. Bir önceki videomuzda kuyumcu kafes tekniğini çalışmıştık. Şimdi ise şuradan başlayıp file kaya tekniğini çalışacağız sizlerle beraber. Evet, yapımına başlayalım. Buradan herhangi bir zürafadan düğüm atarak başlıyoruz. Sizler de bu arada kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Evet, düğümümü attım bu şekilde. Şimdi buraya zürafalar yapacağız bu kordonun üzerine. on beş adet toplamda zürafa çalışalım. 3. Ben 15'li yapacağım. Sizler mevlüt örtüsü yapacaksanız 20'li kullanabilirsiniz. 21'li kullanabilirsiniz. Daha küçük de 5'li 10'lu yapabilirsiniz. 2 4 5 6 7 8 olmadı. 8 9 10 11 12 13 14. Şimdi burasını 14 yaptım ama aşağıdan kullanmış olduğumuz zürafa sayısı 15 oldu. O yüzden 14 tane yeterli bizim için. Şimdi 14 zürafayı zürafalı bir kaya yapacağız. Bunun eksiltmesini yapabilmemiz için zincirin tersini çevirdim. Hemen buradaki ilk zürafaya batıyorum ve bir düğüm yapıyorum. Düğümün ardından sıra sonuna kadar tekrar zürafa yaparak devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 şöyle göstereyim. 7 8 9 10 11 12 son bir tanem kaldı. Burada zürafa sayımız 13 tane eksilmiş oldu. Bakın 13 tane oldu. Tekrar çeviriyorum. Hemen ilk zürafaya bir düğüm atıyorum. Bu fili kaya tekniğini çalışırken sürekli dönerek, sıra sonuna geldiğimizde dönerek çalışıyoruz. Döndüm, düğümü yaptım. Tekrar zürafayla sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bu sırada zürafa sayımız 12 tane eksilecek. Filikaya yaparken önemli olan zürafaların hepsini aynı boyutta çalışabilmek. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Zürafa sayım 12 oldu. Tekrar çeviriyorum. İlk zürafanın içerisine batarak buraya bir düğüm yapıyorum. Ve tekrar
Sıra sonuna kadar zürafa yapımına devam ediyorum. Zürafa sayısı azaldıkça yaptığınız model daha çabuk ilerleyecektir. Zürafa sayımız 11 tane eksildi. Tekrar çeviriyorum. Zürafa sayımız 10 oldu. Artık bu aşamadan sonra daha çabuk ilerleyecek eksiltmemiz. Eksiltene kadar videoyu bölmek istemiyorum. Hani bütün aşamalarını ne yaptığımı görün diye. Bundan sonraki videomuzda file kayanın kirpiklisini yapacağız. Kirpikli kayadan sonra kenarına sık iğne nasıl yapacağız? Onu yapacağız. Sırayla bütün teknikleri öğreneceğiz. Devam edelim. Zürafa sayım 8 oldu. Devam ediyorum. Tekrar çevirdim. Artık dönmelerimiz daha hızlı çünkü yaptığımız zürafa sayısı bayağı azaldı. İpim de tam denk geldi. İpinizi uzun kullanmak isterseniz iğnenin gözünden bir kere daha geçirerek benim yapmış olduğum gibi hiç düğüm yapmadan bu şekilde kayanızı tamamlayabilirsiniz.
İki zürafam kaldı. Artık bitiriyoruz. Bir zürafa kaldı. Bakın. Bu bir zürafanın içerisine de bir düğüm atarak bitiriyoruz. Tepede düğümle bitiriyoruz kayamızı. Buradaki iplerimi kesiyorum. Evet, sizler bu kayayı havlu, tülbent, yemeğine, mevcut örtüsü her yerde çalışabilirsiniz. Modelimizin yapılışı bu şekildeydi. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.